Merhaba arkadaşlar. Coğrafya Tekrarım Geldi serimize artık başladık. Ki daha önce bir video çekmiştik. Yorum ve görüş bildiren arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ve şu an artık ikincisini de yazdığımıza göre bu bir seri oldu arkadaşlar. Coğrafya Tekrarım Geldi diyoruz ve hemen başlıyoruz. Birinci sorumuzda Türkiye'nin en kuzeyinden geçen paralel ile en batısından geçen meridyenin kesiştiği nokta yukarıdaki koordinatların hangisinde bulunmaktadır ya da hangi numaralanmış alanda yer almaktadır şeklinde bir sorumuz var. Türkiye'nin en kuzeyinden geçen ki 36-42 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 36-42 kuzey paralelleri kısmında yer alıyor. O zaman 42'yi biz şu kısımda değerlendirebiliriz. Yani 1 ya da 2 burada doğru cevabımız olacak. Diğerlerini eledik. Bunun yanında Türkiye'nin en batısı demiş. Buna bağlı olarak da 26'yı burada çiziyoruz. Bunların kesişim noktasını aldığımızda doğru cevabımız 1 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani çizmek tabii daha mantıklı oluyor. A şıkkı burada doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuzda Türkiye Alp Himalaya kıvrım sistemi üzerinde yer alan yüksek ve engebeli bir ülke olup ortalama yükseltisi 1132 metredir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? Akarsuların akış hızı engebeli eğimli alanlar yüksek yerlerden aktıkları için denge profiline yine uzak oldukları için fazla diyebiliriz. Bu yukarıda verilen durumla alakalı. İklim ve bitki örtüsünün çeşitlenmesi ki engebe arttıkça, yer şekilleri çeşitlendikçe oradaki bitki örtüsü, iklim, tarım ürünleri ve toprak tipleri değişiklik gösterebilir. Nüfusun ülke içerisinde farklı dağılmasını yine o yer şekilleri etkilemiştir. Ülke içinde yağış ve sıcaklığın farklı dağılmasını etkilemiştir. Ama Türkiye'de denizlerimizdeki tuzluk oranında arkadaşlar engebeli olmasıyla bir alakası yok. Bu özellikle enlemle de daha çok açıklanıyor. Oraya dahil olan tatlı su kaynaklarıyla açıklanabiliyor. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuzda ise Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları'nın ortak özellikleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaz? Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları'nın geneline baktığımızda kıyıya göre paralel bir şekilde uzandıklarını görüyoruz. Yüksek kesimlerinde buzullulara ve buzul şekillerine rastlanabiliyor arkadaşlar. Özellikle Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları işte Kaçkar'ı örnek verebiliriz. Bunun yanında Aladağlar örnek verilebilir. Yine Toros Dağ kuşağında. Yüksek yamaçlarının daha soğuk, kuzey yamaçlarının daha soğuk olması demiş ki kuzey yamaçları kısmında baktığımızda Toroslar için geçerli. Çünkü güney yamaçları hem denizellik etkisinde hem bakı etkisinde. Ama Karadeniz'de bulunan Kuzey Anadolu Dağları'nın kuzey yamaçları daha sıcak ya da ılık olabiliyor arkadaşlar. O yüzden burada bunu yanlış olarak alabiliriz ya da ortak özellikler arasında alamayız. Çünkü orada denizellik etkisi kuzey yamaçlarda. Buna bağlı olarak da kışın daha ılık bir şekilde geçebiliyor. Üçüncü zamanda kıvrılmalar sonucunda oluşmaları ki kıvrımlı dağlar arasında yer alıyor bunlar. Alp Himalaya kıvrım sistemi içerisinde yer alıyor. O yüzden burada yalnız 3'ü dikkate alamayız. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda ülkemizde 200 civarı kaplıca bulunmaktadır. Bu kaplıcalardan çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla yararlanılması turistik değeri arttırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikteki kaplıcalara örnek oluşturmaz? Afyonkarahisar'da Sandıklı, İzmir Balçova, bunun yanında Ankara'da Kızılcahamam, Bursa'da Çekirge en tanınmış olanlar arasında yer almakta. Konya ise bu tür kaynaklar bakımından fakir diyebiliriz. Çünkü bu tür kaynakların özellikle fay hatlarıyla paralellik gösterdiğini biliyoruz. Buna bağlı olarak da Konya Karaman çevresinde biliyorsunuz ki deprem riski de oldukça azdı. Ve oradaki fay hatlarının azdığı bu tür tesislerin ya da özellikle çeşitli hastalıklara tedavi olarak kullanılan çeşitli hastalıklardaki kaplıcaların o sıcak suların bulunmadığı alanlar arasında gelebiliyor. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda ise Çatalca Yarımadası'na yer alan Kıyı Set göllerine aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri örnek verilebilir? Şimdi Çatalca Yarımadası dediğimiz kısımda İstanbul önemli bir ilimiz ki İstanbul'da bulunan Büyükçekmece, Küçükçekmece, Durusu ya da diğer adıyla Terkos göllerinin biz Kıyı Set Gölü olduğunu biliyoruz. İznik, Ulaabat, Sapanca, Tektonik. Kuş ya da Manyas, İznik. Bunlar tektonik ama Terkos için diğer adı Durusu'ydu. Bunu kıyı set olarak alabiliyoruz. Büyükçekmece alabiliyoruz ama
Manyas ve Sapanca'yı alamıyoruz. Onlar tektonik. Sapanca, Küçükçekmece, Bafa demiş. Sapanca'yı tektonik alıyoruz. Küçükçekmece'yi kıyı set alıyoruz. Ama Bafa'yı da Çamiçi'yi alüvyal set gölleri arasında değerlendiriyoruz. O yüzden burada en çok bilinen tabii tek bunlar değildi. Özellikle baktığımızda Simenlik Gölü, Dil Gölü, Karine Gölü, Akyatan Gölü gibi göllerimiz de kıyı set göllerine örnekti. A şıkkının doğru cevap olarak aldık. Sıradaki sorumuzda Türkiye'nin bugünkü jeomorfolojik yani yer şekli özelliklerini kazanmasında iç ve dış kuvvetler birlikte etkili olmuştur. Buna göre ülkemizin şekillenmesinde en az ve en çok etkili olan dış kuvvetler hangisinde sırasıyla verilmiştir? Türkiye'de en etkili olan dış kuvvetimiz olarak akarsular alıyoruz. En az etkili olan ise buzullar alıyoruz. Özellikle en çok dediği için ki ilk başta en az demiş. Onu unutmuyoruz ki en az olan buzullar arkadaşlar. En çok olan akarsular demiştik. Yani E şıkkı burada doğru cevabımız olarak karşımıza çıktı. Ki Türkiye'de buzulların daha az etkili olmasında özellikle orta kuşakta bulunmamız önemli rol oynuyor. Bunun yanında Türkiye'de buzul şekilleri görülmez diyemiyoruz ya da buzullara rastlanmaz diyemiyoruz. Bu da yükseltiyle alakalı bir özelliktir. Yani Türkiye yüksek bir ülke olmasaydı bulunduğu kuşak itibariyle hiç görülmeme durumu olacaktı. Ama sonuç olarak etkisi az ki bunu orta kuşakla açıklıyoruz ve görülmesi ise bu daha çok özel konumda açıklanıyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de en etkili iç kuvvet de orojenezdi. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Sıradaki sorumuzda dalgaların aşındırmasıyla oluşan dik kıyılara falez adı verilir. Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış kıyıların hangilerinde falez oluşumuna daha az rastlanır? Falezlerin oluşması için dağların kıyıya paralel uzanması ve hemen kıyıdan başlaması gerekiyor. Özellikle burada delta ve falezin farklı iki şekil, birbirine zıt iki şekil olduğunu unutmuyoruz. Delta olan yerde falez, falez olan yerde deltayı görmüyoruz. Buna bağlı olarak da Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Teke Taşeli kısmı özellikle falezlerin öne çıktığı alanlar. Ama Bafra, Çarşamba, bunun yanında Silifke, bunun yanında Çukurova, bunun yanında Ege'de bulunan bu delta ovalarının olduğu alanlarda falez oluşumlarına rastlamak oldukça zordur. Çünkü bu alanlarda delta dediğimiz zaten kıyıda oluşmuş ovalar. Ama falez dersek diklik. Yani ovada biz ya da ovanın oluştuğu o delta ovaların oluştuğu o yerlerde falezi diklikleri göremiyoruz. Ve bu alanlarda biliyorsunuz ki özellikle Çukurova ve Orta Karadeniz'de dağlar daha geriden başlıyor. Yani aşındırma olmuyor. Daha çok bu alanlarda biriktirme faaliyetleri söz konusu oluyor. 2 ve 4. Yani B şıkkı burada doğru cevabımız olmakta. Sıradaki sorumuzda ise yukarıda belirtilen alanlarda bulunan kıyı tipleri hangisine doğru olarak verilmiş? İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Güneybatı Anadolu kıyıları, Türkiye'de özellikle eski akarsu vadilerinin deniz tarafından işgaliyle oluşan Ria kıyı tipine örnektir. Bunun yanında Finike Kaş kıyıları, özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda denizin karalara doğru ilerlemesi ve alçakta olan yerleri sular altında bırakarak geriye kalan dağlık kısımları adalar şeklinde görüntüye kavuşturması bizim için Dalmatya kıyı tipini ifade ediyor. Dalmatya'yı da aldık. Doğu Karadeniz kıyıları ya da Türkiye'de büyük bir kısımda biz boyuna kıyı tipini görüyoruz arkadaşlar. Yani Doğu Karadeniz'de enine kıyı tipi yok. Enine kıyı tipini Edremit Kuşadası arasında Ege kıyılarında karşımıza çıktığını biliyoruz. O yüzden bu sorumuzda doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Sıradaki sorumuzda ise endüstrinin geliştiği ve kentleşme oranının yüksek olduğu bölgelerde akarsuların kirlilik oranı fazladır. Buna göre haritada numaralanmış akarsulardan hangisinde kirlilik oranının daha az olması beklenir? Şimdi bu tür sorular çok çıkıyor arkadaşlar ve tekrar tekrar soruldu. Türkiye'nin en temiz akarsuyu olarak Dicle'nin kolu olan ve Hakkari'de bulunan Zap suyunu alıyoruz. Zap suyu neden kirlilik oranı daha az olan bir akarsu? Çünkü sanayileşme ve şehirleşme oldukça az. Bunun yanında daha önce yine çıkan sorularda Kura'nın kullanıldığını görüyoruz. Aras ve Kura özellikle Hazar Havzası'na giden ve Doğu Anadolu'da bulunan önemli akarsular. Bunların bulunduğu alanda da sanayileşme ve şehirleşme daha az. Yine Çoruh Nehri'ni diğer bir akarsu olarak kirliliğin az olduğu akarsular arasında alabiliriz. Yani sorulursa bunların biraz daha ön planda olduğunu bilelim. Yani burada en temiz olanın 4 olduğunu söylemek mümkün
olacaktır. Yani D şıkkı. Bunun yanında Türkiye'de kirlilik oranının en yüksek olduğu akarsular batıya doğru artış göstermekte. Çünkü sanayileşme ve şehirleşme orada daha fazla. Özellikle Ergene ki Meriç'in koluydu. Bunun yanında Sakarya, Susurluk, Gediz gibi akarsuların kirlilik oranının daha yüksek olduğunu, yine bölüm bölüm sanayileşmenin yoğunlaştığı alanlarda yine kirliliğin arttığını, örneğin İskenderun Demir Çelik Fabrikası Asi Nehri kirlilik oranının fazla olduğu yerlerden birisi olarak karşımıza çıkmakta. Buna dikkat edelim. Çıkan bir soru tipi. Özellikle de ÖSYM bunu tekrar tekrar sorabiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Parantez içerisinde şunu da söyleyelim. Özellikle kirliliğin yüksek olduğu körfezler de sorulabilir. Özellikle İzmit kısmında bulunan. Bunun yanında yine baktığımızda işte İskenderun Körfezi, yine Çandarlı Körfezi, İzmir'de bulunan İzmir Körfezi, bu alanlarda körfez olarak kirliliğin daha yüksek olduğu yerler. Türkiye'nin en temiz körfezi olarak da Saros Körfezi'ni, yine Çanakkale'de bulunan Saros Körfezi'ni dikkate alıyoruz. Sanayileşme ve şehirleşme oldukça az bu alanda ve kendi kendini temizleyebilen, yenileyebilen bir özellik taşıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Sorumuzda doğru cevabı D şıkkı olarak değerlendirmiştik. Evet, sıradaki sorumuzda yukarıdaki yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda volkanizmanın doğrudan ya da dolaylı hiçbir etkisi olmamıştır? Manisa Kula konileri ki Türkiye'nin en genç volkanik konilerini oluşturuyor ve bu alana biz arkadaşlar yanık ülke adını veriyoruz. En genç volkanik konilerimiz bu alanda yer alıyor. Van'da bulunan ya da yine Erçek Gölü o çevrede yer alan göllerimiz oluşum bakımından volkanik set gölleri. Nevşehir'deki peri bacaları yine o alandaki volkanik olan tüf ve bazaltlar sonucu oluşmuştur. Dış kuvvet olarak da akarsuları, sel sularını dikkate alıyorduk. Yine volkanizma etkili. Burdur'daki insuyu mağarası karstik oluşumlarla alakalıdır. Bunun volkanizmayla dolaylı ya da doğrudan etkisine dikkate alamıyoruz. Adana Çukurova Deltası akarsu biriktirmesi sonucu oluşmuş. Akarsuların getirdiği alyonları deniz içinde biriktirmesiyle oluşmuş bir ovadır. Burada yine biz volkanizmanın etkisinden bahsedemiyoruz. O yüzden doğru cevabımızın 4 ve 5 olduğunu söylemek mümkündür. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dediğim gibi yorum ve görüş bildiren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yine yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İnşallah buna bağlı olarak da 3. videomuz sırada ve o da gelecek. İnşallah faydalı oluyordur. Size iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.